Canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parabol konusunun tekrar sorularını çözeceğiz. Yaklaşık 20 tane soru çözeceğiz arkadaşlar bu videoda. Ve bunun arkasından da hemen sizi ödevlendiriyorum. Nereden ödev veriyorsunuz hocam? 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından ödevleriniz arkadaşlarım. İçerisinde birbirinden güzel 40 tane matematik sorusu, 40 tane parabol sorusu var gençler. Özür diliyorum. Matematik sorusu toplam 400 tane. Ama hepsi de ÖSYM ayarında arkadaşlar. Tam bir tekrar kitabı. Eğer kitabın tamamını alırsan bu şekilde ödevlerini de eksiksiz bir şekilde yapmış olursun. Tekrar kampı bittiği takdirde de bir fasikül bitirmiş olursun. Bundan önceki ödevlerimizde biliyorsunuz 40 soru serisi TYT Matematik ve problemlerden vermiştik. Problemler ödeviniz hala devam ediyor. Umarım yapılıyordur ödevler. 40 soru serisi AYT Matematik parabol kısmı burada olduğu için ben bugünkü ödevinizi buradan veriyorum gençler. Evet, artık PDF'inizi de indirdiyseniz ücretsiz biçimde açıklamadan geçebiliriz dersimize. Evet, şöyle bakalım parabol tekrar sorularının ilkine. Bu yukarıdaki ifade kolları yukarı yönlü olan bir parabol belirttiğine göre FM kaçtır diye sorulmuş. Bir kere parabol belirtiyorsa 3. dereceden bir ifadenin burada yer almaması gerekiyor. Bunu yok edebilmek için burayı bizim ne yapmamız lazım? Sıfıra eşitlememiz lazım. Yani M kare eksi 1 eğer sıfırsa burada M kare 1'dir. Buradan da M için 2 tane farklı yol çıkar karşısına. M eşittir 1 veya M eşittir eksi 1 olacaktır. Peki M 1 midir eksi 1 midir? Parabolün kolları yukarı doğru olduğu için şuradaki eksi M dediğimiz ifadenin pozitif olması gerekiyor. Dolayısıyla M'nin negatif olması gerekiyor dedik ve M 1 ihtimalini sildik. M kaçmış? Eksi 1. Yerine yazarsak x kare artı 3x eksi 1 gelir arkadaşlar bizim parabolümüz. Ve benden ne istemişti? Fm. Yani f eksi 1 istenmiş. O halde x gördüğüm yere artık eksi 1 yazma zamanı. Eksi 1'in karesi 1. 3 kere eksi 1 eksi 3 ve eksi 1 daha. Burası bana eksi 3'ün ta kendisini verir. Yani cevabımız A şıkkı olur. Diğer sorudayız. Eksi x kare artı mx artı nm parabolü x eksenini eksi 2'ye 0 ve 1'e 0 noktalarında kestiğine göre m kere n kaça eşittir diye sorulmuş. Şimdi m kere n dediğimiz şey, bak burada n çarpı m mevcut. Eksi 2'ye 0 ve 1'e 0 noktalarında kesiyorsa bunlar x eksenini kestiği noktalardır. Ve x eksenini kestiği noktalar parabolün kökleriydi biliyorsun. O halde benim parabolümün kökleri mesela x1 eşittir eksi 2'ymiş. Burada da x2 eşittir 1'miş. O halde bu köklerin çarpımı bana eksi 2'yi verir. Kökler çarpımını da c bölü a'dan buluyorduk. Demek ki ben m ile n'nin çarpımını, yani c'yi buradaki a yani eksi 1'e böldüğüm takdirde eksi 2 bulacakmışım. O halde m çarpı n tabii ki de bana 2'yi verir. Cevabım e şıkkı olur. Diğer sayfadayız, diğer sorudayız. K artı 3 çarpı x kare artı k artı 4 x eksi 1. Bu parabolün simetri ekseni 1 bölü 2 doğrusuymuş. K değeri kaçtır? Şimdi bak güzel kardeşim. Simetri doğrusu, simetri ekseni aslına bakarsan x eşittir r'dir. Dolayısıyla benim r dediğim sayı, yani parabolün tepe noktası 1 bölü 2'ymiş. Parabolün tepe noktasını ben eksi b bölü 2a ile elde ediyordum. Bunun b'si şurasıdır. O halde eksilisi eksi k eksi 4 yapar. 2a da şunun 2 katıdır. Yani 2k artı 3 dedim. 2k artı 6 dedim. Özür dilerim. Eşittir kaçmış? 1 bölü 2'ymiş. Madem öyle, 2'ye böldüm. Burası yine k artı 3 olmuş oldu. Eksi k eksi 4'ü ben k artı 3'e bölünce 1 geliyormuş. O zaman eksi k eksi 4 dediğim değer k artı 3'ün ta kendisidir. Eksi k'yı bu tarafa postaladım. 2k. 3'ü diğer tarafa aldım. Eksi 7 oldu. K buradan kaç gelir? Eksi 7 bölü 2'nin ta kendisi gelir. Yani cevabımız B şıkkında verilmiştir gençler. Geçtik diğer soruya. Aşağıda fx parabolü verilmiştir deniliyor. Buna göre f3 ile f-1'in toplamı istenmiş. Burada ben görüyorsunuz parabolün x eksenini kestiği noktaları biliyorum. Ve ekstradan bir tane de 0'a eksi 8 noktasından parabolün geçtiğini görüyorum. O halde parabolün denklemini tabii ki de yazabilirim. Y eşittir. Bir köküm eksi 2 ise a çarpı diyorum. X artı 2 çarpanı vardır. Bir de diğer kök 4 ise x eksi 4 çarpanımız vardır. Buradaki a'yı nasıl bulurum ben? 0 yerine yazarsam 8'den geçecek. O halde eksi 8 diyorum eşittir. A çarpı 2 çarpı eksi 4. Burası eksi 8 A eşittir. Eksi 8 geldiğine göre. Demek ki A kaçmış? 1. Yani ben artık buradaki A'yı görmezden gelebilirim. Zaten 1'miş. Parabolümüz de X artı 2 çarpı X eksi 4'müş. O halde F3 sorulmuş ya. Yerine yazarım. 3 artı 2'den 5 kere. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1. Artı diyorum. Eksi 1 yerine yazılırsa ne olur? Eksi 1 yerine yazdığım takdirde de
eksi artı 1 çarpı eksi 5 olur. Eksi 5 ile eksi 5'in toplamı da bana eksi 10'un ta kendisini verir. Cevap D şıkkı olacaktı. Devam. F parabolü verilmiş bize. A eksi kare artı B eksi artı C'ymiş. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi parabolün kollarının yukarı doğru olduğunu bildiğim için A kesinlikle sıfırdan büyüktür. Daha sonrasında benim buradaki parabolümün Y eksenini kestiği yer Y ekseninin pozitif tarafında olduğundan buradaki C de pozitiftir. C de pozitiftir. Yani şurası. Çünkü sıfırı yerine yazınca Y eksenini kestiği noktayı bulurum. Peki B hakkında nasıl bir yorum yaparım? Onu da şöyle deriz. Parabolün tepe noktasının apsisi burası mı? R. Evet. R pozitif mi? Evet pozitif. Eksi B bölü 2A büyüktür sıfırsa. Şimdi A'nın ben pozitif olduğunu bulmuştum. O halde eksi B pozitifse B kesinlikle negatiftir. Yani ben buraya ne yazacağım? B negatiftir yazdım. Şimdi B negatif demiş, A pozitif demiş. Bunlarda sıkıntı yok. B ile C'yi çarparsan sıfırdan küçük olur demiş. Bunda da sıkıntı yok. Bir de gençler F A kare B küçüktür sıfır demiş. Şimdi bir dakika ya dur. Hocam ben F fonksiyonunun tamamının x ekseninin üstünde olduğunu biliyorum. Yani bütün görüntüler sıfırdan büyüktür. İçerisi ne olursa olsun. Burada sıfırdan küçük demiş. Cevap E idi. Bir de D'ye bakalım. B kare 4AC'den küçüktür demiş. Normal şartlar altında B kare eksi 4AC nedir? Delta. Bu parabol x eksenini kesmediğinden deltası zaten sıfırdan küçüktür. Bunu bu tarafa atarsan B kare küçüktür 4AC gelir. Bu da zaten D şıkkını verir. Doğrular. Doğru cevabımız E şıkkı olacakmış. Devam. X kare artı M artı 3X artı 1 parabolü X artı 3 doğrusuna teğetmiş. Teğetlerse X kare artı X artı 3, M artı 3 özür dilerim hemen yazdım. Şu şekilde M artı 3 çarpı X artı 1'i ben gittim X artı 3'e eşitledim. Ortak çözümün deltasını sıfıra eşitleyeceğim. Hadi bakalım. X kare dedim. X'i bu tarafa gönderirsem X parantezini aldığım takdirde burası eksi 1 olarak geçeceği için M artı 2 kalır burada. 3'ü de bu tarafa gönderirsem eksi 2 olur eşittir 0. Bu denklemin deltasının 0 olması gerekiyor. O halde ben şunun karesini aldım. M kare artı 4M artı 4 dedim. Tamam mı? Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2 dedim. Şurası ne yaptı? Artı 8 yaptı. Eşittir 0 olması gerekiyor dedim. Bak burası ne gelir? M kare artı 4M eksi değil artı 8 artı 4 daha artı 12 yapar. Bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? Deltası 0 olması gerekiyordu. Bana diyor ki m'nin alabileceği değerlerin çarpımı. Dikkat ettiysen M'ye bağlı ikinci dereceden bir denklem elde ettim ben. M'ye bağlı ikinci dereceden bir denklem. Madem öyle bu M'ye bağlı ikinci dereceden denklemin köklerinin çarpımı aslında M'nin alabileceği değerler çarpımı değil midir? Aynen öyledir. O halde 12 bölü 1 yani C bölü A bize cevabı verir. Doğru cevap A'ydı. Devam. Aşağıda tepe noktası A olan bir parabol verilmiş. Tepe noktasının apsisi neresi? 2'ye 3. Ve bizim parabolümüz gördüğün üzere 0'a 7 noktasından da geçiyor. O halde ben fx'i nasıl yazarım hocam? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k biçiminde. Yani fx eşittir. A çarpı r'miz 2 olduğu için x eksi 2'nin karesi k'miz 3 olduğu için artı 3 dedim. Burada 0'a 7'yi de sağlamak zorunda olduğundan ben f 0'a 7 dedim. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. A çarpı eksi 2'nin karesi 4 yapar. Artı 3 7 olacaksa 4a eşittir 3'ü karşıya gönderdim 4 ve A buradan 1 geldi yani burası yokmuş benim parabolüm buymuş. Bizden istenen f-1 ile f3'ün çarpımı f-1'i bulmak için x gördüğüm yere eksi 1 yazarım. Eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 karesi 9 yapar artı 3'ten 12 geldi bu. Bir de f3'ü bulalım 3'ten 2 çıktı 1 1'in karesi 1 1 artı 3'ten burası da 4 geldi bu ikisinin çarpımı istenmişti. Ben bu ikisini çarparsam 48'in ta kendisini bulurum. Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Devam edelim. X eksi A artı X eksi A'nın karesi, X eksi B'nin karesi, X eksi C'nin karesi. Bunların toplamı bana fx'i veriyormuş. Bu fonksiyonun simetri ekseni. Bu bir paraboldür çünkü ikinci derecedendir. Ve ben şu kısmı, bak bu kısmı açtığım takdirde x kare eksi 2ax artı a kare yapar. Diğerini açarsan x kare eksi 2bx artı b kare yapar. Bir diğerini açarsan x kare eksi 2cx artı c kare yapar. Bunları topladığın takdirde 3x kare eksi eksi x parantezinde 2a artı 2b artı 2c gelir. Ve artı a kare b kare c karenin toplamı gelir. Bu bir paraboldür. Ve gençler bu parabolün simetri ekseni r'sidir. R'yi nasıl buluyordum? Şunun eksilisi eksi ortadan kalkar. 2a artı 2b artı 2c yapar. Bunu
Ben 2a'ya yani 3'ün 2 katını 6'ya bölüyordum. Bu da bana a artı b artı c bölü 3'ün ta kendisini verir. Yani bizim cevabımız E seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gençler. Bir sonraki sayfamızdayız artık. Ne diyor? Yukarıda baş katsayısı 1 olan f ve g parabolleriyle taralı bölge verilmiş. Yukarıda buna göre taralı bölgeyi ifade eden eşitlik sistemi hangisine verilmiştir diye soruluyor. Şimdi gençler, eksi 3 ve eksi 2 var. Değil mi? Ben bu kökleri eksi 3 ve eksi 2 olan parabolü nasıl yazabilirim? Fx eşittir a çarpı x artı 3 çarpı x artı 2 yazarım. Tamam mı? Baş katsayısı da 1'miş. 1 ise o zaman ben buradaki a'yı da yazmak zorunda değilim artık. Bu da bana neyi verir? X kare artı 5x artı 6'yı verir. İşte burası x kare artı 5x artı 6 parabolüymüş. F. F bu. Peki bunun üst tarafında kalan bölge mi taranmış? O zaman diyeceğim ki y büyük veya eşittir x kare artı 5x artı 6 diyeceğim. Bak y büyük veya eşittir. Burada verilmiş bak. Var burada. Bu olmaz. Bunda yok çünkü. Burada eksi 6 var. Bu da olmaz. Burada büyüktür demiş. Bu da olmaz. Büyük veya büyüktür veya büyük veya eşittirin anlamı ne? Büyüktür derse kesikli çizgi. Büyük veya eşit derse kesiksiz çizgi. Devam edelim arkadaşlarım. Bir diğer soruyla. X kare eksi 8 parabolü verilmiş bize. ABCD karesinin kare. A ve B köşeleri parabolün diğer köşelerde x eksenin üzerindedir. ABCD karesinin alanı kaç birimdir karedir diye sorulmuş. Ben bu karenin kenar uzunluklarını bilmiyorum. Bilsem zaten kare alanını bulurum. Diyorum ki şuraya A apsis nokta olsun. Burası A ise x kare eksi 8 y eksenine göre simetrik olduğu için ve bu da kare olduğu için şurasıyla şurası eşittir. Demek ki burası da eksi A. O halde bu karenin bir kenarı 2A'dır. Bu karenin bir kenarı 2A ise şuranın ordinatı eksi 2A'dır. Ve böylelikle karenin alanı da 4A kareyi verir bize. Biz bunu bulacağız. 4A kareyi bulacağız. Pekala. A'yı yerine yazınca eksi 2A'dan geçmesi gerektiğini bildiğim için getirdim. Burada A'yı yerine yazıyorum. A kare eksi 8 eşittir. Eksi 2A dedim. Hepsini sol tarafa topluyorum. A kare artı 2A eksi 8 eşittir 0. Buradan A'ya A diye açtım. Burayı artı 4'e eksi 2 diye açarsam A eşittir 2. A eşittir eksi 4 gelir. A pozitifti. Neden? Burada seçtim çünkü. O halde negatif olamaz. A 2'ymiş. 4 A kare de cevaptı. 4 çarpı 2'nin karesi bana 16'nın ta kendisini verir. Cevap D şıkkı olur. Ve gençler devam ediyorum bir diğer soruyla. Yukarıda x kare artı mx artı n ve x kare artı bx artı c parabolü verilmiş. M eksi b farkı kaça eşittir diye soruluyor. M eksi b. Yani diyor ki şundan şunu çıkar diyor. Şimdi hocam şöyle düşünelim mi senle? Ben şuradaki kökü bilmiyorum. Ama ben buradaki köke izninle a demek istiyorum. Tamam. Şimdi fx'in kökler toplamı eksi 3 artı a'dır. Gx'in kökler toplamı da 5 artı a'dır. Fx'in kökler toplamını ben şuradan kökler toplamı formülünü yararlanırım. Eksi b bölü a'dan eksi m bölü 1'den eksi m gelir. Gx'in kökler toplamı da eksi b bölü a'dan eksi b gelir. Benden istenen m eksi b idi. Yani ben alttakinden üsttekini çıkarırsam şurası eksi b artı m yapacağı için zaten m eksi b'yi bulmuş olurum. Bu bunun aynısı. Eşittir diyorum. Bundan bu çıktı. A kaldı. 0 kaldı. 5'ten eksi 3 çıktı. 8 kaldı. Demek ki benim cevabım 8'in ta kendisiymiş. Devam ediyorum. A gerçel sayı olmak üzere. X eşittir a artı 2 ve y eşittir a kare artı 6 artı 8 bağıntılarıyla verilen parabolün tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlarım ben burada x'i kullanarak y'ye nasıl ulaşırım onun derdindeyim. Öncelikle ben x'in bir kere karesini almak zorundayım ki a kare artı 4a artı 2 değil 4 gelsin. Şimdi başka ne lazım? Buraya 2a daha lazım. Dolayısıyla x'i 2 ile çarparsam 2a artı 4 gelir. Ve bunları topladığım takdirde bak x kare artı 2x eşittir a'nın karesi artı 6a artı 8. Yani y gelir. Demek ki y eşittir x kare artı 2x parabolüymüş. Güzel. Bunun diyor tepe noktasının koordinatları. R'si nedir? Eksi b bölü 2a değil mi? Eksi b'si nedir hocam? Şuraya baktın 2. Eksi 2 bölü a'sı da 1 olduğu için 2'ye böldüm eksi 1 geldi. Demek ki bunun tepe noktasının apsisi eksi 1. Ordinatını bulmak için eksi 1'i burada yerine yazarım. Eksi 1'in karesi 1.
Eksi 2 daha eksi 1 yapar. Eksi 1 eksi 1 tepe noktasının koordinatlarıdır. Cevap D şıkkıdır gençler. Devam. Fx eşittir. A eksi 2 çarpı x kare artı 2 a artı 2 x artı a eksi 2. Bir sürü a var. Tepe noktası y eşittir 2 doğrusu üstündeymiş. Şimdi şöyle ki bir parabol var gençler. Y eşittir 2 doğrusu da neresi? Şurası. Şöyle. Y eşittir 2 dedim. Parabolün tepe noktası bunun üstündeyse mesela şöyledir veyahut bu şekildedir. Değil mi? Ama her halükarda ben biliyorum ki ben bu parabolü bunu veya bunu iki birim aşağı indirirsem o halde bu x eksenine teğet olacaktır. İster kolları aşağı ister yukarı olsun fark etmez. O zaman iki birim aşağı indirelim. Nasıl indiririm? Bundan iki çıkarırım. Artık benim elimdeki şu parabolün şuradaki eksi ikisiyle beraber deltası sıfıra eşittir. Çünkü x eksenine teğettir. Güzel. Deltasına bakacağım. Sıfıra eşitleyeceğim. 2a artı 2'nin karesi. 4a kare artı 8a artı 4. Bu b kare. Eksi 4 çarpı. A'mız a eksi 2. C'miz de a eksi 4. Çok güzel. Şimdi ben burayı yazıyorum. 4a kare artı 8a artı 4 dedim. Şu eksi 4'ü içeri dağıtıyorum. Ama nasıl dağıtacağım? Önce şunları dağıtalım. A'nın karesi eksi 6A artı 8 dedim. Şimdi eksi 4'ü içeri dağıtalım. 4A kare artı 8A artı 4 dedim. Eksi 4A kare artı 24A eksi 32 dedim eşittir 0 abi. Tamam buradaki eksi 4A kare ile artı 4A kare gitti mi? Gitti. 8A ile 24A'yı topladım 32A geldi mi? Geldi. 4'ten 32'yi çıkardım ne kaldı? Eksi 28. Karşıya attım artı 28 oldu. Şimdi A dediğim şey 28 bölü 32 miymiş? Ya bana A soruluyordu. Böyle bir şey yok şıklarda. Tabii ki olmaz. Sadeleştireceğim bunu. 4'e böldün 7. 4'e böldün 8. 7 bölü 8 bize cevabın ta kendisini verir. Cevabımız E şıkkıdır. Evet geçtim bir sonraki sayfamıza. Eksi 2x artı 1 doğrusu x eksenini orijine göre 2 simetrik 2 noktada kesen bu parabole teğet olduğuna göre x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Diye sorulmuş. Şimdi alttaki parabol x eksenini orijine göre simetrik iki noktada kesiyorsa demek ki kökleri simetrik, kökler toplamı sıfırdır. Kökler toplamı dediğimiz yer için eksi b bölü a'yı kullanırız. Demek ki b'si sıfır olacak yani burası. O halde m kare eksi 4 eşittir sıfır dedim. Buradan m için iki alternatif var. M ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Acaba hangisi? Şimdi hocam m 2 olursa şurada yerine yazarsan x kareyi götürür. Bu bir parabol olmaz. Demek ki m 2 değilmiş. Kaçmış? Eksi 2'ymiş. Yerine yazalım. Eksi 4 x kare. Zaten burası sıfırdı. Artı k. Tamam. Bu. Ve bu 2x eksi 2x artı 1'e neymiş? T etmiş. Hemen eşitliyorum. Eksi 2x artı 1 diye. Hepsini sol tarafa topluyorum. Eksi 4 x kare artı 2x artı k eksi 1 eşittir 0. X, bu buna t etse deltası söyle sıfırdır. Güzel. B kare eksi 4 ac. Bunun karesi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı k eksi 1 dedim. Eksi 4 kere eksi 4 artı 16 yapar. Eşittir 0 oldu. 4 artı 16 içeri dağıtıyorum. 16k eksi 16 dedim eşittir 0. Buradan 16k eşittir. 4'ten 16 çıktı. Eksi 12 karşıya attım 12 geldi. Demek ki k kaçmış? 12 bölü 16. Sadeleştirirsem 4 ile 3 bölü 4'ün ta kendisini bulmuş olurum. Yani benim cevabım C şıkkında olacakmış arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruya. Ne demiş sorumuzda? 0 ile 1 bölü 2 arasındadır M demiş. Mx kare artı x artı M parabolüyle ilgili 3 tane öncül var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi düşünelim. M'nin 1 bölü 2 ile 0 arasında olduğunu biliyorum. Tepe noktasından bahsetmiş mesela. Tepe noktası dediğimiz yer sevgili arkadaşlarım bizim için nasıl bir yerdir? Parabolün artanlıktan azalanına veya azalanlıktan artanlığa geçtiği yerdir değil mi? Şimdi M'ye bakıyorsun pozitif o zaman kolları yukarı doğru bu parabolün. Evet. Bir de sevgili gençler şunu diyelim. Kolları yukarı doğru olan bir parabolümüz var ortada. Acaba bizim bu parabolümüz x eksenini kesiyor mu kesmiyor mu? Bizim için önemli olan şey bu şu an. Şimdi kesip kesmediğini anlamak için deltasına bakmamız lazım. Deltamız.
B kare yani 1'in karesi 1 eksi 4 çarpı m çarpı m. Yani 1 eksi 4 m kare. Şimdi m'ler 0 ile 1 bölü 2 arasındaysa m kareler 0 ile doğal olarak 1 bölü 4 arasındadır. 4 m kare nerededir? 0 ile 1 arasındadır. Ben bir sayısından 0 ile 1 arasında bir sayı çıkardığım takdirde bu sonuç 0'dan büyük olacaktır. Sonuçta bir sayısı daha büyük değil mi? 0 ile 1 arasındaki sayılardan daha büyük. O halde delta 0'dan büyük geldi. X eksenini iki yerde kesecek abi. Bu cepte. Peki bu parabolün tepe noktasının apsisi nerede? Eksi 1 bölü 2a yani 2m diyorum. M pozitifti. Burası da negatif. Demek ki tepe noktamız x ekseninin sol tarafında. Ve x eksenini iki farklı noktada keseceğiz abi. Aynen şu şekilde. Demek ki gençler benim parabolümün tepe noktası 3. bölgedeymiş. Başka bir yerde değil. 1. öncül doğru. Geçtim 2'ye. Kökleri birbirinin çarpımsal tersidir demiş. Şimdi demek ki diyor ki bir kökümüz A ise diğer kökümüz 1 bölü A'dır. Bir kökümüz C ise diğer kökümüz 1 bölü C'dir deniliyor. Bunun için kökleri çarpımının 1 olması lazım. Bir sayıyı çarpımsal tersiyle çarparsan çarpımları 1 gelir. E şimdi bunların kökler çarpımı ne? M bölü M'den 1 değil mi? E M bölü M'den 1 ise demek ki bunlar birbirinin çarpımsal tersi. Doğru. X eksenini kesmez diyor. Yanlış abi. Kesiyor işte. Bak iki noktada kestiğini gösterdik. Cevabımız 1-2'ymiş. Bu soruyu da çözdük. Devam ediyoruz alttaki sorumuzda. Diyor ki f fonksiyonu A'dan kapalı sonsuzdan açık aralıktan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon. X kare eksi 7 x artı 4 fonksiyonu da aynı zamanda 1'e 1'dir. Bire 1. Parabolema nasıl 1'e 1? Tanım kümesinden kaynaklı. Şimdi örnek veriyorum. Bu parabolün kolları yukarı doğru mu? Evet, yukarı doğru. Varsayalım ki bizim parabolümüz şöyle bir parabol. Varsayıyorum. Ve ben şunu düşünüyorum. Bu parabol tepe noktasından itibaren bu tarafa doğru giderse işte burada birebirdir. Kıvrıldığı an birebirliği bozulur çünkü. O zaman şurasına ben A diyebilir miyim? Yani A'dan sonsuza kadar bu fonksiyon birebirdir abi. Evet doğru, mantıklı. Güzel. A hangisine eşit olamaz diyor değil mi? A hangisine eşit olamaz? Tepe noktasının sol tarafına eşit olamaz. Bir kere şöyle diyeceğim. A burada sağ tarafta da olabilir. Yani A'yı ben şurada seçersem buradan sonra da birebirdir. A'yı ben şuradan seçersem mesela bunu uzattım şöyle. Buradan seçersem bu tarafta da birebirdir bu fonksiyon. Değil mi? Doğal olarak A şuradaki tepe noktasının sağ tarafında olmalı ya da en küçük tepe noktası olmalı. Tepe noktamız kaç? Eksi B bölü 2A. 7 bölü 2. Yani 3.5'tan daha büyük veya eşit olmalı A. A büyük veya eşittir 3.5. Yani 7 bölü 2. Tamam. Şimdi gençler o zaman şöyle yapıyoruz. Şıklara bakıyoruz. 43 bölü 10 4.3'tür. 3.5'tan büyük mü? Büyük. 4.1'dir. Büyük. 3.9'dur. Büyük. 3.7'dir. Büyük. 3.3'tür. 3.5'tan büyük değil. O halde cevabımız E şıkkından başkası olamaz. Güzel soruydu. Devam edelim. Diğer soruyla. Ne diyor bana soruda? Fx parabolü verilmiş. Buna göre f-4 eksi f-8 bölü 2 artı f0 artı f-12 bölü 2. Bu işlemin sonucu soruluyor. İyi dinle beni. İyi dinle beni. Eksi 4 şurada bir yerde mi? Eksi 8 de şurada bir yerde mi? Bir kökün, şu kökün, eksi 4'e olan uzaklığı 2 birim. Eksi 10'un diğer kökün de diğer eksi 8'e olan uzaklığı 2 birim. O zaman eksi 8'in görüntüsüyle eksi 4'ün görüntüsü birbirine eşittir. Yani f eksi 4'ten f eksi 8 çıkarırsan 0 gelir be kardeşim. 0'ı 2'ye böldün 0. Niye? Parabol simetrik bir yapıya sahip. Artı f 0 kaçmış? 8. Artı f eksi 12. Onu nereden bulacağım hocam? Eksi 12 nerede? Şurada değil mi? Değil mi? 0 nereye gittiyse eksi 12 de oraya gider. Niye? Çünkü burası 2 birim. Burası 2 birim. Parabol simetriktir. Demek ki bu da 8'miş. Bölü 2. 8 artı 8 bölü 2 bana 8'i verir. Doğru cevabımız E şıkkıdır gençler. Güzel soruydu. Ben size konu özetine demiştim. Parabolün simetrik bir yapıya sahip olduğunu unutmayacaksın. Unutursan soru sana küser abi. AX kare artı BX eksi 8 parabolü verilmiş. A kare 100 olduğuna göre B değeri kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sorulmuş. Şimdi düşünelim. Daima negatif değerler alıyormuş bu parabol. Daima negatif değerler alıyorsa şöyle bir paraboldür. Yani kolları aşağı doğru ve deltası sıfırdan küçük.
A'sı sıfırdan küçük ve deltası da sıfırdan küçüktür. Güzel. A'nın ben sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. A karede 100'müş. A kare 100 ise kardeşim, A'nın alternatifleri zaten belliydi. 10 veya eksi 10'du. A'sı sıfırdan küçük olduğuna göre 10 olamaz. Demek ki A eksi 10'muş. Hemen yazıyorum. Eksi 10x kare artı bx eksi 8 yazdım. Deltası da sıfırdan küçük olmalıydı. Deltamız b kare eksi 4 ac'den b kare eksi 4 çarpı eksi 10 çarpı eksi 8 dedim. Buradan sıfırdan küçük olacaksa eğer b kare, şuraya bakıyorsun, 80. 4 ile çarptın, eksi 4 ile eksi 320 geldi. Sıfırdan küçükse demek ki b kare 320'den daha küçük olmak zorundaymış. Pekala. B değeri kaç farklı tam sayı değer alabilir diye sormuş. Şimdi gençler, burada şöyle bir şey yapalım biz. Karesi 320 civarında olan bir sayı düşünelim hemen. Karesi 320 civarında olan bir sayı. Acaba nedir? Değil mi? Şimdi 15'i karesi 225'te, o zaman 18. 18 kere 18 kaç yapar? Hemen çarpalım. 8 kere 18, 80 artı 64'ten 144. 18 daha kaç geliyor arkadaşlar? 4, 12, 324. Çok güzel. Demek ki burada B'nin alabileceği maksimum değer 18'den küçük olmalı. Yani maksimum değer 17. B'nin alabileceği minimum değer de eksi 17'dir. Bu aradaki bütün değerleri alabilir B. Eksi 17'den 17'ye kaç tane sayı vardır? 17, 17, 34. Bir de 0 var değil mi? O zaman cevap 35 olacaktı. Yani cevabımız E şıkkında verilmiş gençler. Evet, sonraki konumuz trigonometri. Ve trigonometri konu özetini yine seninle birlikte beraber yapacağız. Trigonometri konu özetimiz uzun olacak. O yüzden iyi dinlen, ödevlerini düzgün biçimde yap ve karşıma o şekilde çık. Umarım anlaştık diye düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendine dikkat et, hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.